arkadaşlar. Bugün İslam Türk Devletleri'nden bahsetmeye devam edeceğiz. Bahsedeceğimiz ilk konu Gazneliler arkadaşlar. Geçenki dersimizde Türklerin Müslüman olmalarının sebebi ve sonuçları, Talas Savaşı'nın sonuçlarından bahsettik ve Karahanlılardan söz ettik. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu ilk Müslüman Türk Devletleri'nden birisi de hangisidir? Gazneliler. Evet, Gazneli Devleti arkadaşlar. Gazneliler 963 ve 1187 yılları arasında yaşamışlardır. Ve Gaznelilerin bir diğer ismi ise arkadaşlar Yeminiler. Neden Yeminiler denmiştir? Çünkü Abbas halifesi Gazneli Mahmud'a Yemin Eddevle ünvanı vermiştir. Bundan dolayı bazı kaynaklarda Yeminiler geçiyor. Ve bazı kaynaklarda ise Sebüt Tekinler. Neden Sebük Tekinler geçiyor? Çünkü devletin asıl kurucu Sebük Tekin olduğu için efendim bazen de Sebük Tekinler de denebiliyor. Gazneliler arkadaşlar Samanoğullarına bağlı olarak kurulmuşlardır. Ve Samanoğullarının Horasan valisi olan komutanlardan birisi olan Altigin tarafından kurulmuştur. Ve Gazneli Devleti efendim Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulduğu için bu isimle anılmış. O halde Gaznelilerin ismi nereden gelecektir? Kurulmuş olduğu yerden almış. Adını kurulmuş olduğu yerden almış olacaktır. Efendim dedi ki Altigin tarafından kurulmuş. Ancak devletin asıl kurucusu kimdir arkadaşlar? Asıl kurucu efendim Sebut Tekin'dir. Sebut Tekin hem devleti tam bağımsız hale getirecektir hem de arkadaşlar hanedan kurucusu olacaktır. Yani Gazneli hanedanının kurucusu, saltanatın kurucusu arkadaşlar Sebut Tekin olacak ki ondan dolayı arkadaşlar bu devletin bir diğer ismini Sebük Tekinler denecektir. Sebük Tekin arkadaşlar Altekin'in komutanlarındandır. Ve devleti tam bağımsız hale getirecektir. Ve ondan sonra oğlu Gazneli Mahmud yerine geçecektir. Evet, devletin en güçlü olduğu, en parlak olduğu dönem Gazneli Mahmud dönemdir. Evet, Gazneliler dendiği zaman ilk akla gelen hükümdar Gazneli Mahmud'dur. Gazneli Mahmud arkadaşlar Hindistan'a tam 17 sefer düzenlemiştir. Gaznelilerin en parlak dönemi olan Gazneli Mahmud dönemi 997 ve 1030 yılları arasında kapsamaktadır. Gazneli Mahmud tam 17 sefer düzenleyecektir Hindistan'a. Peki Hindistan'a Gazneli Mahmud'un sefer düzenlenmesinin nedenleri neler olabilir? Arkadaşlar temel sebep İslam'ı yaymaktır. Bir, ikincisi efendim o bölgenin zenginliklerinden yararlanmak, ganimet elde etmektir. Bir diğer etken ise arkadaşlar zararlı akımları desteklerini engellemek. Yani batın ilin etkisini kırmaktır. Bu gibi amaçlarla Hindistan'a 17 sefer yapacak ve bu sefer sonucunda arkadaşlar bu sefer sonucuna baktığımızda bölgede İslam yayılmıştır. O halde Kuzey Hindistan'a İslam'ı ilk götüren devlet hangisidir? Gazneliler. Peki İslam'ı orada hakim kılan kim olacak illerde? Kim olacak? Tabii ki Babur Şahlar olacaktır. Timur'un torunlardan Babur Şah'ın kurduğu 1526 ve 1858 yıllar arasında yaşayan Babur Şahlar devleti İslamiyet'i bölgede ne yapacaktır? Egemen kılacaktır. Peki nedir bu Hint seferlerinin sonuçları? Hint seferinin sonuçları dediğimiz gibi İslam bölgede yayılacaktır. Birçok Türk İslam devleti kurulması zemin hazırlayacaktır. Bugünkü Afganistan, bugünkü Pakistan ve bugünkü Bangladeş gibi devletlerin kurulmasına zemin hazırlayacaktır. Yine bir başka önemli etken arkadaşlar sonuçta efendim Gaznelilerin ve Gazneli Mahmud'un İslam dünyasındaki saygınlığı, etkinliği artacaktır. Devlet ganimetlerle ne yapacaktır? Zenginleşmiş olacaktır. Bir de bölgede kas sistemine çok ciddi bir değerli olacaktır. Zarar verecek, etkisi kırılmış olacaktır bu Hint seferleri sonucunda. Ve Gazneli Mahmud aynı zamanda arkadaşlar
Abbasi halifesini korumuştur. Abbasi halifesini, Sünni Abbasi halifesini Şii bu vehilere karşı korumuştur. Ve bundan dolayıdır ki Abbasi halifesi Gazneli Mahmud'a sultan ünvanı verecektir. Türk İslam tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmud olacaktır. Dolayısıyla bundan sonra hükümdarlar artık Tigin ünvanını değil sultan ünvanını kullanmış olacaklar diyoruz arkadaşlar. Yine Gazneli'nin bir diğer özelliği şudur arkadaşlar. Gazneliler efendim Karahanlarla işbirliği yaparak ne yapacaklar? Efendim Samanoğlu devletine son verecekler. Ve Samanoğlu topraklarını paylaştılar aralarında. Bu Samanoğlu toprakları olan Horasan bölgesi Gaznelilerin ve Mağara-ı-Nehir bölgesi ise Karahanlıların eline geçmiş olacaktır. Orada hem Gazneli hem de Karahanlılar için tehdit oluşturan yeni bir güç ortaya çıkıyor. Kimdir o yeni güç arkadaşlar? Kimdir? Dolayısıyla bu iki devlet için yeni bir güç ortaya çıkmış. O da kim olacaktır? Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı Gazneliler ve Karahanlılar, yani Gazneli Mahmud ile Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ki arkadaşlar devletin en güçlü olduğu dönemdir. Bunlar bir araya gelecekler ve Mağara-ı-Nehir görüşmelerini yapacaktır. Mağara-ı-Nehir görüşmeleri 1025'te olacaktır. Gaznelilerle Karahanlılar arasında olacaktır. Kime karşı, hangi devlette karşı olacaktır? Büyük Selçuklu Devleti'ne yeni kurulan ve güç haline gelen Büyük Selçuklu Devleti'ne ve onun başındaki Arslan Yapgu'ya karşı işbirliği yapılacaktır. Ve Gazneli Mahmud arkadaşlar, Gazneli Mahmud Arslan Yapgu'yu esir edecektir. Ve dolayısıyla bu da ileride Turul ve Çağrı Bey'in devletin başına geçmesine sebep olacaktır. Yine Gaznelilere karşı arkadaşlar Turul ve Çağrı Beyler başa geçtikten sonra Büyük Selçuklular mücadelesi devam edecektir. Ve Büyük Selçuklular Horasan için Gaznelilerle önemli savaşlar yapacaktır arkadaşlar. Efendim Gaznelilere baktığımızda efendim 1035 Nesa, 1038 Seras ve 1040 Dandanakan savaşlarıyla Selçuklarla karşı karşıya gelecek ve Selçuklara yenilecektir. Bu dönem Gazneli Mahmud dönemi oğlu olan Gazneli efendim Mesud dönemidir. Ve devlet bu tarihten sonra zayıflayacaktır. Büyük Selçuklu Devleti gücü artarken 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra arkadaşlar Gaznelilerin gücü etkisi azalacaktır ve Gazneliler yıkılış sürecine girmiş olacak. Dolayısıyla bu savaş iki Müslüman Türk devleti arasında olan bir savaştır. Bir yeni bir devlet tarih sahnesine çıkarken Büyük Selçuklular resmen kuruluşunu tamamlarken Gazneliler eski ihtişamlı günlerini yitirecek ve yıkılış sürecine girmiş olacaktır. Ve çok uluslu bir devlet olan Gazneliler dolayısıyla birçok sorunla karşı karşıya kalacaktır ve zamanla devlet zayıflayacaktır. Ve bu devlet arkadaşlar Tacik ve efendim diğer kavimlerden oluşan Afganlı bir kavim olan arkadaşlar Gurlular bu devlete son vermiş olacaktır. O halde son veren arkadaşlar kimler olacaktır? Gurlular olmuş olacaktır. Yine Gazneli'nin bir diğer özelliği arkadaşlar dedi ki çok uluslu bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı ki arkadaşlar Gaznelilerde İran kültürü etkilidir. Gazneliler Fars kültürü etkisi altında kalmışlardır. Bundan dolayıdır ki Farsça devletin resmi ve yazışma dilidir. Arapça ise tüm Türk İslam devletlerinde olduğu gibi eğitim, bilim dili, medrese dili bütün Türk devletlerinde olduğu gibi burada da resmi eğitim, bilim dili nedir? Arapçadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da Fars kültüründen etkilendiğini göstergesidir. Ve yine bu dönemde çok önemli bilginler yetişmiştir. Bu bilginler arkadaşlar baktığımızda bunlardan birisi arkadaşlar kim olacaktır? Biruni olacaktır. Biruni. Ki Gazneli Mahmud ne diyor? Sarayımın en değerli hazinesi. Evet, Biruni için sarayımın en değerli hazinesi diyecektir.
Bu da bilginleri kurduğunun, bu da bilginlere değer verdiğini göstergesidir ki bu dönemde önemli bilginler yetişmiştir ki burada birisi dediğimiz gibi Biruni'dir. Ki bugün adına biz İstanbul'da ne yapmışızdır? Üniversite kurmuşuzdur. Bir başka önemli bilgin hangisi arkadaşlar? Tıp alanında önemli bir yere sahip olan İbn Sina'dır. Avicenna İbn Sina'dır. Yine bir başka önemli bilgin ise arkadaşlar Utbi'dir. Tarih-i Yemeni adlı eserini yazan Utbi'dir. Yine bir başka önemli şahsiyet arkadaşlar hem tarihçi hem önemli bir devlet adamı olan Beyhaki'dir. Yine bir başka önemli kişi ise arkadaşlar Firdevsi'dir. Firdevsi ki Şehname'yi yazmıştır. Şehname'yi yazmıştır. Ve bu Şehname'ye arkadaşlar Şehname adlı eserini Gazneli Mahmud'a sunmuştur. Ve Şehname aynı zamanda arkadaşlar İskitler'deki, Sakalar'daki Alpertunga'nın efendim aynı zamanda burada Alpertunga olarak bahsedilen kimdir? Afrasiyaptır arkadaşlar. Evet işte Gaznelilerin önemli özellikleri bunlar arkadaşlar. Ve Gazneliler arkadaşlar çok uluslu olmuş olmaları yıkılmalarda etkili olacaktır. Ve dediğimiz gibi gururlar son vermiş olacaktır diyoruz. Ve Gaznelilerde önemli bazı eserler arkadaşlar. Efendim önemli camiler, medreseler, hastaneler, zafer kuleleri gibi önemli eserler inşa etmiş olacaklar diyoruz. Efendim Gazneliler için. Bir başka önemli arkadaşlar devlet ise Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devleti. Efendim Selçuklar Oğuzların birçok koluna mensup Kınık Boyu tarafına kurulmuştur. Osmanlı Devleti ise kim kurmuş? Osmanlılar ise yani Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu. Osmanlılar Bozukların Kayı Boyu, Selçuklar ise Üçokların Kınık Boyu tarafından kurulmuştur diyoruz bir. İki, bu devlet arkadaşlar adını kimden almıştır? Kurucusundan. Kimdir kurucusu arkadaşlar? Adını Selçuk Bey'den almıştır. Evet, adını kurucusu olan Selçuk Bey'den almıştır. Ve efendim nerede kurulmuştur? Tabii ki İran'da kurulmuştur. Şimdi arkadaşlar, Oğuzlar, efendim Aral Gölü çevresinde Oğuz Yapku adında bir devlet kurmuşlardır. Ve bu devletin de subaşılarından, ordu komutanlarından birisi de kimdir? Dukak Bey'dir. Dukak Bey Selçuk Bey'in babasıdır. Dukak Bey vefat edince Kınıkların başına kim geçecektir? Selçuk Bey. Selçuk Bey'den ne olacaktır? Oğuz Yapku devletinin hakanıyla arası açılacaktır. Ve oradan ayrılarak gelecek Cemşehir'e yerleşecektir. Ve Cemşehir'inde Selçuk Bey, efendim Samanoğullarının etkisiyle İslam'ı benimseyecektir. Evet, önce biliyorsunuz Selçuklar nereye yerleşmiştir? Cemşehir'e. Ve Cemşehir'inde dediğimiz gibi Samanoğulları vasıtasıyla İslam'ı öğrenecek, Müslümanlığı kabul edecektir. Ve zamanla Selçukların sayısı artacaktır. Etkinliği ve otoritesi artacaktır. Ve Cemşehir onlar için artık yeterli olmayacaktır. Onun için sınırlarını genişletmeye başlayacaklardır. Dolayısıyla arkadaşlar Cemşehir onlara yetmeyince sınırlarını genişletmek için efendim iki devletle karşı karşıya gelecek ve iki devletle mücadele etmek zorunda kalacaklardır. Kim bu iki devlet? Gazneliler ve Karahanlar. Mabere-ün-Nehir için Karahanlarla ve Horasan için ne yapacaklar? Gaznelilerle mücadele edeceklerdir. Dolayısıyla Selçuklular hem Karahanlar hem de Gazneliler için tehdit ve tehlike olmaya başlayınca bu iki devlet kendi aralarında bir önce dediğimiz gibi arkadaşlar Mabere-ün-Nehir görüşmelerini yapacaktır. Ve efendim bu görüşme kime karşıdır? Selçukluların büyümesine, gelişmesine karşıdır. Ve o arada arkadaşlar Gazneli Mahmud Selçuk Bey'in yerine geçen oğlu Arslan Yakku'yu esir edecektir ve Hindistan'daki Kalincir kalesine hapsedecektir. Bunun üzerine
Selçuk Bey'in oğlu olan Mikail'in, ki Selçuk Bey'den önce vefat etmiştir, oğulları olan, yani Selçuk Bey'in torunları olan iki önemli şahsiyet devletin başına geçecektir. Kim bunlar? Tabii ki Tuğrul ve Çağrı Beyler. Bir önce dedik ya, devletin kurucusu Selçuk Bey'de adını Selçuk Bey'den almıştır. Ancak devletin asıl kurucusu kimdir? Tuğrul ve Çağrı Beyler'dir. Tuğrul ve Çağrı Beyler devletin başına geçtikten sonra Horasan için, Horasan egemenliği için Gaznelilerle mücadele edecektir. Ve 1035 Nesa ve 1038 Serah Savaşlarında Gaznelileri yenmiştir. Ve Nişabur'u ele geçirmiştir. Nişabur'da Tuğrul Bey adına hutbe okutulmuştur. Onun için bazı kaynaklarda arkadaşlar Selçukluların kuruluş tarihi nedir? 1038'dir arkadaşlar. Nişabur'un alınması ve Nişabur'da Tuğrul Bey adına hutbe okutulmasıdır. Ve tabii ki Gazneliler bundan rahatsız olacaktır. Gazneliler Horasan'daki Selçuklu akınları durdurmak ve Selçukluların eline geçen Horasan topraklarını geri almak için Gazneli Mesud büyük bir orduyla Selçukluların üzerine yürüyecektir. Ve 1040 yılında meydana gelen bir savaş vardır. Büyük Selçuklu devleti ile Gazneliler arasında olan bir savaştır. Ve Dandanan Kanı Savaşı'nda Gazneliler sayıca daha üstün oldukları halde efendim Tuğrul Bey'in uygulamış olduğu stratejiyle savaşı Selçuklular kazanacaktır. 1040 Dandanan Kanı. 1040 Dandanan Kanı Savaşı iki Müslüman Türk devletinin karşı karşıya kaldığı bir savaştır. Dolayısıyla bu savaş sonucunda Gazneliler zayıflarken ve yıkılış sürecine girerken, ki biraz önce de bahsettik arkadaşlar, bu savaştan sonra Büyük Selçuklu Devleti kuruluşu tamamlamıştır, resmen kurulmuştur. Nedir Dandanakan Savaşı'nın sonuçları? Tekrar edelim. Bir, Büyük Selçuklu Devleti kuruluşunu tamamlamıştır, resmen kurulmuştur. Bir. İki, Gazneliler zayıflamış, eski otoritesi yitirmiş ve yıkılış sürecine girmiştir. 3. Horasan Selçuklu devletinin eline geçmiştir. Selçukluların Türk İslam dünyasındaki etkinliği, saygınlığı, gücü, otoritesi artmıştır. Yine bir başka önemli olay arkadaşlar, Selçuklar ne yapacak? Selçuklar Horasan'ı aldıktan sonra Horasan üzerinden, neresi Horasan? Horasan Hazar Denizi'nin güneydoğusudur arkadaşlar. Horasan üzerinden Türkmenleri planlı ve programlı olarak efendim batıya yönlendirecektir. Batı dediğiniz o gün yerleşir arkadaşlar. Azerbaycan'dır, Gürcistan'dır, tabii ki Anadolu'dur. Neden o bölgeye Türkmenler yerleştiriliyor? Hem Türkmenlere yurt bulacak, hem cihatle gaz edilecek, hem de arkadaşlar iki Müslüman Türk devleti olan Gazneli ve Karahanlarla karşı karşıya gelinmemeye çalışacaktır. Onun için Türklerin, Selçukluların Anadolu'ya yönlendirilmesi özellikle 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra daha planlı, daha programlı ve daha etkin bir ne olacaktır? Yöneliş olacaktır. İşte arkadaşlar Dandanakan Savaşı'nın sonuçlarından birisi olacaktır. Ve Dandanakan Savaşı'ndan sonra bir kurultay toplanacaktır. Ve bu kurultayda arkadaşlar teşkilatlanma kararı alınacaktır. Yeni kurumlar ve müesseseler kurulacaktır. İkincisi, fethedilecek yerler belirlenecek ve bu fethedilecek yerler arkadaşlar hanedan mensuplarınca ne yapılıyor? Paylaşılıyor. Dolayısıyla burada hangi sistem uygulanmıştır? Tabii ki veraset sistemi uygulanmıştır. Peki Selçukluların Anadolu'ya yönelişi nasıldır arkadaşlar? Dediğimiz gibi arkadaşlar Selçuklular Celse'ye yerleşemeyince kimle karşı karşıya gelmiştir? Karahanlılar ve Gaznelilerle. Onun için Selçuklular ta 1015-1016'lardan itibaren Anadolu'ya önemli keşif seferleri yapacaktır. Evet, Anadolu'ya keşif seferleri, yani Anadolu'yu tanıma, Anadolu yurt dışına uygun mudur değil midir? Bunu bilmek amacıyla, tespit amacıyla
Çağrı Bey komutasında önemli seferler yapılacaktır. Ve özellikle 1018'lerle 19 seferi önemlidir. Ve bu seferler sonucunda Anadolu'nun Türkler için uygun olduğu anlaşılacak. İşte bundan sonra Selçuklar bu keşif seferleri sonucunda Anadolu'nun uygunluğunu kabul edecek ve bundan sonra plan ve programlı olarak Anadolu'ya Türk akımları yoğunlaşacaktır. Özellikle 20'lerden sonra. Ve tabii ki 1040 Dandan Akan'dan sonra Horasan'ın da Selçukların eline geçmesi üzerinden Selçuklar Horasan üzerinde daha rahat şekilde Anadolu'ya Türkmenleri yönlendirmiş olacaktır. İşte bu Türkmen Anadolu'ya Türkmen efendim göçü akımları artınca Bizans ne yapacaktır? Bundan rahatsız olacaktır. Ve Bizans Türkleri efendim Oğuzları durdurmak adına Türkmenleri durdurmak adına bir orduyla Selçuklara efendim savaşacaktır ve 1048 Pasinler Erzurum Aşkale Pasinler Savaşı olacaktır ve bu 1048 Pasinler Savaşı'nda Selçuklar Bizans'ta Gürcü kralını orduları yenecektir. Ve aynı zamanda bu Pasinler Savaşı Anadolu'nun fethi için ki İbrahim Yener komutasındadır. Anadolu fethi için arkadaşlar Bizans'la yapılan ilk önemli savaştır. Ve bu savaş sonucunda Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmı Selçukluların eline denetimine girmiş olacaktır. Diyoruz Pasinler Savaşı. Pasinler Savaşı. Ve yine arkadaşlar bu akınlar devam edecektir. Ve 1071 ne savaşı olacaktır? Malazgirt. Onun için arkadaşlar Selçukluların Anadolu'ya gelişi ilk 3 aşamadır. Birincisi arkadaşlar 1040 Dandan'a kadar ki olan akınlar, seferler Anadolu'yu bilme, tanıma ve Anadolu'yu keşfetme seferidir. 1040 Dandan'a kadar sonra ki Pasinler Savaşı dahil 1071'e kadar ki süreçte ise Bizans'ın gücünü kırma, Bizans'ın etkisini azaltma ve Anadolu'ya yerleşmek için uygun koşullar, şartlar oluşturmadır arkadaşlar. Ve üçüncü aşama ki 1071 sonraki biraz sonra yine bahsedeceğiz. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra gelip ne yapma? Anadolu'ya yerleşme olacaktır arkadaşlar. Yine genç arkadaşlar Alparslan dönemine Tuğrul Bey dönemine baktığımızda Tuğrul Bey döneminde keşif seferleri var. Pasinler Savaşı var. Bir de ne seferi var arkadaşlar? Bir de Bağdat Seferi vardır. Evet Bağdat Seferi. İki önemli sefer var. 1055 ve 1058. Efendim Tuğrul Bey Bağdat Seferi ile efendim Abbasi Halifesini Şii Buveyhilerin baskısından kurtarmıştır. Ve dolayısıyla halifelik makamını ne yapmıştır? Korumuştur. O halde arkadaşlar halifelik makamını koruyan ve Abbasi hilafetinin, Abbasi devletinin devamını sağlayan ilk devlet hangisiydi? Gazanilerdir. Dolayısıyla kimdir sultan? Gazani Mahmud. Bundan dolayı ne yapıyordu arkadaşlar Abbasi halifesi? Gazani Mahmud'a sultan ünvanı verecek ki ilk defa sultan ünvanını kullanacaktır. Aynı şekilde Abbasi halifesini koruyan, Sünni Abbasi halifesini Şiilere karşı koruyan bir de sultan ise gerçek Turun Bey'dir, Büyük Selçuklu Sultanı'dır. Bundan dolayı arkadaşlar Gazali Turun Bey'e Abbasi halifesi önemli ünvanlar verecektir. Mesela bundan birisi hangisidir? Birisi Batı'nın ve Doğu'nun sultanı arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar Batı'nın ve Doğu'nun sultanı arkadaşlar. Yani sultanın mağrup ve maşrak. Bir diğer efendim ünvan ise Rükneddin. Yani dinin rüknü, dinin direği anlamında önemli ünvanlar verecektir. Bu ünvanlarla beraber aynı zamanda arkadaşlar, aynı zamanda genç arkadaşlar
Abbasiler siyasi olarak Selçuklara, Selçuklar ise dini olarak kime bağlı hale gelmiştir? Abbas halifesine. O halde İslam dünyasının siyasi liderliği Gazneli Mahmud'la geçmeye başlamış ve buradaysa artık İslam dünyasının siyasi lideri ve İslam dünyası koruyucusu kim olacak? Türkler olacaktır. Dolayısıyla Selçuklar olacaktır. Ve dolayısıyla arkadaşlar İslam dünyasının siyasi lideri Selçuklar, efendim Tuğrul Bey, din lideri ise Abbasiler, Abbasi halifesi, efendim kim olacak arkadaşlar? Abbas halifesi olmuş olacaktır. Ve dolayısıyla kayyum-i emrullah olacaktır. Dolayısıyla bu da bir anlamda laik devlet anlayışına örnek olarak verilebilir. İslam dünyasının siyasi lideri, kurucusu Selçuklar, dini lider kim? Abbas halifesi. O halde Abbas halifesi siyaseten, siyasi olarak Tuğrul Bey'e, Tuğrul Bey ise dini olarak kime bağlıdır? Efendim Abbasi halifesine bağlıdır. Bir başka önemli olayımız arkadaşlar budur. Yine genç arkadaşlar, bir önemli olay ise arkadaşlar 1060'ta efendim Çağrı Bey, 1063'te ise Tuğrul Bey vefat ediyor. Tuğrul Bey vefat ettiği zaman Tuğrul Bey'in erkek çocuğu olmadığı için yerine kardeşi olarak arkadaşlar efendim Çağrı Bey'in oğlu olan Alparslan geçiyor. Alparslan rakiplerini etkisiz hale getirecektir ve Alparslan devletin başına geçecektir. Alparslan dönemi 1063-1072 arasıdır. Şimdi Alparslan'ın gerçek adı nedir? Muhammed'dir arkadaş. Muhammed'dir. Ve aynı zamanda Alparslan'a Bizans ve Batılılar ne ismini ne unvanı verecektir? Adil. Neden? İnsancıl tavrından, adil ve insani tutumundan dolayı adil denecektir. Diyecekler daha doğrusu Batılı tarihçiler. Efendim aynı zamanda arkadaşlar Çağrı Bey ve Tuğrul Bey döneminde önemli bir vezir olan Amid-ül Mülk yerine İranlı bir vezir olan Nizam-ül Mülk efendim başa gelecektir. Vezirlik yapacaktır. Dolayısıyla Nizam-ı Mülk'ün başa gelmesi önemlidir. Çünkü İranlıların etkisi artacaktır. Ve dolayısıyla devletin teşkilatlanmasında Nizam-ı Mülk ki bu Nizam-ı Mülk ne demektir? Mülkün yani devletin düzeni anlamında bu unvanı arkadaşlar Kayyum bi Emrullah yani Abbas halifesi vermiş olacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi Alparslan daha önceki Tuğrul Bey dönemine itibaren Batı politikasını öne verecektir. Ve Türkleri Azerbaycan'a, efendim Gürcistan'a, Anadolu'ya yönlendirecektir. Hem dediğim gibi cihad edecek, hem İslam yayılacak, hem yeni yurtta bulunacak, hem de Müslümanlara karşı karşıya kalınmama çalışacaktır. Bu nedenle arkadaşlar 1064 yılında efendim Anadolu'da önemli bir Hristiyan merkezi olan Ermenilerin elinde bulunan efendim bir önemli tarihi mekan olan Ani Kalesi'ni alacaktır. Ani Kalesi'ni ve Kars bölgesini ele geçirecektir. Dolayısıyla Abbas halifesi fetheden açan anlamında Ebul Feth yani Fethin babası unvanını verecektir. Ani Kalesi Hristiyanlar için önemli bir şehirdir ve aynı zamanda arkadaşlar Anadolu için önemli konudadır. Bugün Kars'a bağlı, bugün Ermenistan sınırında önemli bir tarihi mekandır. Ani bölgesi arkadaşlar. Yine Alparslan amcası olan efendim Kirman Meliki olan amcası Kavurt isyanını da bastıracaktır. Düzeltiyorum, kardeşi Kavurt isyanını da ne yapacaktır? Bastıracaktır. Yine Atsız Bey arkadaşlar Kudüs'te Şam'ı fethetmek de görevlendirecektir. Yine aynı zamanda kendisi Şii Fatimilerle mücadele edecektir. Mısır'daki Sünnilere baskı yapan Şii Fatimiler Alparslan'dan yardım istiyor. Ve Alparslan Mısır seferini çıkıyor.
Mısır seferine çıkarken giderken Anadolu'dan geçiyor. Anadolu'da Malazgirt gibi, Erciş gibi önemli Bizans bölgesinin topraklarını alıyor. Ve Anadolu'da geçip giderken Suriye'ye doğru giderken Mısır'a yolculuğuna gidiyor, seferine çıkıyor. Orada Bizans'ın Anadolu'ya geldiği haberi alınıyor. Bunun üzerine arkadaşlar Mısır seferinden dönecek ve Anadolu'ya gelecek ve Bizans'ı karşılayacaktır. İşte 1071 yılında Bizans'la Selçuklar karşı karşıya gelecek. Hangi savaşta? Malazgirt Meydan Savaşı'yla. Peki Malazgirt Meydan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında olan bir savaştır. Ve bu savaşın temel sebebi nedir? Temel sebebi şudur. Bizans, Anadolu'ya olan Türk akınlarını engellemek ve Türklerin eline geçen toprakları geri alarak Türkleri Anadolu'dan tamamen ne yapmak? Uzaklaştırmak. Bu amaçla büyük bir ordu, 200 bini geçkin büyük bir orduyla, birçok milletten oluşan büyük bir orduyla Anadolu'ya gelecektir. Ve 1071 Malazgirt Savaşı olacaktır. Tabi biliyorsunuz Alparslan İslam hukukuna uygun olarak savaştan önce barış teklif edecektir. Ve bu barış teklifi kabul edilmeyecek. Hatta Roman Diyojen şu sözü vermiştir. Söylemiştir. Demiştir ki Hemedan senin, biz atlarımızı kışın orada geçirecek, biz de İsfahan'da kışlayacağız demiştir. Bunun üzerine elçi şu cevabı verecektir. Sizin nereden kışlayacağınızı bilmem ama atlarınızın Hemedan'da kışlayacağı konusunda şüpheniz olmasın diyecektir. Ve manidar bir cevap vermiştir ki savaştan sonra da dediği çıkacaktır arkadaşlar. Ve savaş olacak. Alparslan'ın uygulamış olduğu strateji, cesareti ve akıllı davranışı arkadaşlar, komutanlarının da yardımıyla ne yapacaktır? 1071 Ağustos'taki bu savaşı Selçuklar sayıca çok daha üstün olan Bizans'ı ne yapacaklar? Yenecektir. O zaman nedir Malazgirt Savaşı'nın sonuçları? Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarına gençler baktığımızda bir, Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Ne demek? Şu demektir. Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başlamıştır. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. Ve dolayısıyla arkadaşlar ne derler biz bu savaş için? Yurt açan. Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. Vatan edinmeye başlamıştır. Kalıcı egemenlik kurmaya başlamıştır. Bu amaçla arkadaşlar komutanlar görevlendirilmiştir. Ve şöyle bir anlayış var arkadaşlar. Fethedilen toprak fetheden komutana kılıç hakkı olarak, ikta olarak verilmiştir. Aslında bu merkeziyetçiliğe terstir. Peki neden Alparslan böyle bir politika izlemiştir? Alparslan'ın amacı Anadolu'nun fethini hızlandırmak, teşvik etmek, Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecini ne yapmaktır? Hızlandırmaktır. Dolayısıyla ne oluyor? Anadolu'nun birçok bölgesinde ilk Türk beylikleri ve Türkiye Selçuklu Devleti, yani Anadolu Selçuklu Devleti işte bu politikanın sonucunda kurulmuştur. Veya bir başka deyişle, Anadolu'da ilk feodal beylikler ortaya çıkmıştır. Bu da merkeziyetçiliğe terstir. Dolayısıyla Anadolu'da Türk nüfusu ve nüfuzu artmıştır. Artık batılı kaynaklarda Anadolu için Türkiye denmeye başlamıştır. Onun içindir ki arkadaşlar bu savaş Türkiye tarihinin başlangıcıdır. Türkiye tarihi hangi olayla başlar sorulduğu zaman cevap tabii ki Malazgirt Zaferi'dir. Malazgirt Zaferi'yle Bizans'ın Türk İslam dünyası üzerindeki baskısı ve tehdidi sona erecektir. Yine Bizans
kendisini Selçuklara karşı koruyamayacağını anlayınca ne yapacaktır? Avrupa'dan yardım isteyecektir. Bu da Haçlı seferlerine sebep olacaktır. Yine bir başka önemli sonuç arkadaşlar, Selçukluların İslam dünyasındaki saygınlığı ve etkinliği artmış olacaktır. Ve Selçukluların bu savaşı kazanmasında Turan taktiği etkilidir. Ve aynı zamanda genç arkadaşlar, efendim Müslüman olmadığı halde Bizans ordusunda paralı ücretli askerlik yapan iki Türk topluluğu var ki arkadaşlar, Peçenek ve Uzlardır. Peçenek ve Uzlar Bizans safından Selçuklu tarafına geçecektir ve Selçuklu devletinin Malazgirt zaferini kazanmasında da etkili olacak, payları olacaktır. Ve dolayısıyla bu da milliyetçilik duygusunun etkili olduğunu, milliyetçiliğin önemsendiğini göstergesidir. Arkadaşlar, Alparslan döneminin bir diğer önemli olayı arkadaşlar şunu dedik yani. Önce dedi ki, Amidül Mülk yerine Nizamül Mülk'ü vezir almıştır. Nizamül Mülk hem Alparslan döneminde hem de Melikşah döneminde önemli hizmetlerde bulunacaktır. Nizamül Mülk İranlı bir vezirdir. Dediğimiz gibi arkadaşlar, Nizamül Mülk yani mülkün yani devletin düzeni anlamında bu ünvanı kim verecektir? Abbasi halifesi verecektir arkadaşlar. Peki ne yapmış Nizamül Mülk? Nizamül Mülk arkadaşlar Nizamiye medreselerini kurmuştur. İlk Nizamiye medresesi Bağdat'ta 1066'da kurulmuştur. Ve zamanla özellikle Melikşah döneminde sayıları giderek artacaktır. Peki o zaman şu soruyu soralım arkadaşlar. Selçuklar Nizamiye başta olmak üzere birçok medrese kurup geliştirmişlerdir. Selçukluların amacı nedir? Yani neden birçok medrese kurmuşlardır? Arkadaşlar, sebeplere baktığımızda bir, Nizamiye medresesinin kurulmasının bir sebebi arkadaşlar, Şii Fatimilerin Mısır'da kurulmuş olduğu Darul Hikme'nin etkisini kırmaktır. Yani doğru İslam'ı öğretmek suretiyle sapkın ve zararlı akımlara karşı, mezheplere karşı ne yapmak? Mücadele etmektir. Bir. İkincisi, efendim yetenekli ve imkanları olarak olmayan kabiliyetli gençleri, insanları kazandırmaktır. Ve devletin yetişmiş, eğitimli, yönetici, memur ve din adamına olan ihtiyacını ne yapmaktır? Karşılamaktır. Üç. Dördüncü bir sebep ise arkadaşlar, henüz yeni Müslüman olmuş olan Türkmenler, Oğuzların İslam inancının pekişmesini sağlamaktır. Ve o arada arkadaşlar Nizamiye Medresesi için ilk üniversite diyenler de vardır. Neden ilk üniversite? Çünkü arkadaşlar bütün ilim dalları okutuluyor. Efendim fen bilimleri, pozitif bilimlerin yanında diğer İslami ilimler de okutulmuştur. Bundan dolayıdır ki bazıları ne diyecektir? İlk üniversite, modern anlamda ilk üniversite diyenler de olacaktır. Efendim burada eğitim ücretsiz olacaktır. Ve vakıf ve devlet bu gideri ne yapacaktır? Finanse edecektir, karşılayacaktır. Efendim Nizamül Mülk aynı zamanda Siyasetname adlı eserini yazmıştır. Siyaset bilimi, yönetim bilimiyle ilgili. Ve aynı zamanda iktidar sistemini uygulamıştır. Divan teşkilatını kurmuştur. Ve Nizamül Mülk'le beraber genç arkadaşlar, İranlıların devlet yönetimindeki etkinliği de artmış olacaktır. Dolayısıyla bu da efendim son dönemde Türkmenlerin küsmesine, Türkmenlerin isyan etmesine efendim sebep olmuş olacaktır. Bu aynı zamanda arkadaşlar devletin yıkılış nedenlerinden birisi de olmuş olacaktır. Efendim bir başka önemli olayımız arkadaşlar bu. Aynı zamanda Nizamül Mülk Melikşah döneminde bunlara ek olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Celali takvimi de efendim hazırlatmış olacaktır. Ve Alparslan Anadolu'nun fethiyle
komutanlarını görevlendirdikten sonra efendim Mağara Ünnehir sefere çıkıyor ve orada bir kara komutanı tarafından arkadaşlar şey ediliyor. Alparslan'ın vefatı üzerine arkadaşlar oğlu Melikşah Selçuklu tahtına geçecektir. Melikşah dönemi arkadaşlar 1072-1092. Arkadaşlar Melikşah dönemi devletin en güçlü olduğu dönemdir. Devleti her alanda en güçlü olduğu, zirvede olduğu dönemdir. Ve devlet tam bir imparatorluk haline gelecektir. Ve aynı zamanda Selçukluların en geniş sınırlara ulaştığı dönemdir. Bakın arkadaşlar 11. yüzyıla geldiğimizde yani 1000 ile 1100 yıl arasına baktığımızda Selçukluların sınırı doğuda Aral Gölü, Mavera Nehir, batıda Ege ve Marmara kıyıları, Anadolu dahil, kuzeyi efendim Kafkaslar, güney ise Mısır ve Arabistan'a kadar genişlemiştir. Onun için arkadaşlar en geniş sınırlara ulaştığı dönem Melikşah dönemidir. En güçlü olduğu dönem Melikşah dönemidir. Ve devlet büyük bir coğrafya hakim olduğu için devletin yönetimi kolaylaştırmak amacıyla efendim devlet eyaletlere ayrılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Melikşah döneminin önemli olaylarına baktığımızda efendim amcası Kavurt isyanı, efendim Kirman meliki olan amcası Kavurt ki Alparslan döneminde de isyan etmiştir. Amcası Kavurt isyanını ne yapıyor? Bastırıyor. Efendim Gazneli ve Karahanları itaat altına alıyor. Merkezi İsfahan'a taşıyor. Ki aynı zamanda İsfahan arkadaşlar Melikşah'ın melikliğini yaptığı yerdir. Aynı zamanda İsfahan için ne diyorlar? Nisf-i Cihan. Yani dünyanın yarısı Melikşah döneminde başkent olacaktır. İsfahan bölgesi arkadaşlar. Ve yine Melikşah arkadaşlar Nizam-ı Mülk'e bir takvim yaptır. Celaleddin. Celaleddevlet. Dolayısıyla ünvanından dolayı Ömer Hayam ve ekibine Celali takvimini yaptıracaktır. 1079'lu yıllarda arkadaşlar. Yine bir iki mali anlaşı bir takvimdir. Güneş esasıdır. Dolayısıyla yeni bir tarihin başlangıcıdır. Ve yer başı Nevruz'dur arkadaşlar. Celali takviminin özelliği bu arkadaşlar. Ve bugünkü hesaplamalara yakın bir hesapla hazırlanmıştır. Ve yine ilk Selçuklu rasathanesi olan, gözlem evi olan İsfahan'da İsfahan rasathanesini kuracaktır ki arkadaşlar bu da astronomiye önem verildiğinin astronomi biliminde ileri bir düzeyde olduklarını göstergesidir. Önce dediğimiz gibi arkadaşlar divan teşkilatı ve iktidar sistemi uygulanacaktır. Yine bu dönemde arkadaşlar fethi ile devam etmiştir. Yani Tutuş Suriye Selçuklarını bu dönemde kuracaktır. Efendim kurtarmış oğlu Süleyman Şah ise Anadolu Selçuklu Devleti İznik merkezi Anadolu Selçuklu Devleti kuracaktır. Yine atsız arkadaşlar efendim Alparslan döneminde görevlendirilmişti. Neresi fethi için? Şam ve Kudüs'ün fethi için görevlendirilmiştir. Alparslan da Kudüs ve Şam'ı fethetmiştir. Efendim önemli çalışmalar bu dönemde olacaktır. Ekonomi gelişecek, ticaret gelişecektir yalnız. Arkadaşlar, Melikşah döneminde bu kadar olumlu gelişmelere bağlı olarak bazı önemli olumsuz olaylar ve gelişmeler de vardır. Ve bu dönemin en olumsuz olayı gelişmesi değerli arkadaşlar, efendim Batinilik harekettir. Batinilik. Yani Hasan Sabah gençler. Hasan Sabah'ın kurmuş olduğu efendim Batinilik. Arkadaşlar Mısır'da Şii Fatimilerin kurmuş olduğu bir eğitim kurumu vardır. Beytül Hikme. Ve burada Şii propagandacılar, dahiler, davetçiler yetişiyor. Ve bunlar efendim Şii'nin İsmailiye kuluna mensuptur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bir aşikar, herkesin zahiri manası olduğunu söyleyecek. Bir de Kur'an-ı Kerim'in gizli, batınlı manası olduğunu ileri sürecek ve Kur'an-ı Kerim'i de kendilerine göre yorumlayacaklardır.
Ve aynı zamanda Hasan Sabah arkadaşlar Alamut Kalesi'ni alacaktır. Alamut Kalesi İran'da Elburz Dağları bölgesinde, Hazar Denizi'ne yakın bölgede arkadaşlar yüksek kayalıklardan oluşan Alamut Kalesi'ni alacak ve orayı kendi bir üs olarak ne yapacaktır? Seçecektir. Onun için arkadaşlar bu dönemde arkadaşlar bu insanlara ne deniyor arkadaşlar? Haşhaşi deniyor. Yani bunlar arkadaşlar ilk suikast düzenliler olarak da karşımıza çıkmıştır. Baştan Nizamülmülk olmak üzere birçok arkadaşlar devlet adamını suikast sonucu öldüreceklerdir. Dolayısıyla Batinlik hareketi arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışına etkili olacaktır. Ve aynı zamanda bu Batinilik hareketinin etkisini azaltmak amacıyla Nizamiye medreseleri kurulmuştur. Ve bu Nizamiye medreselerinde İmam Gazali gibi birçok bilgin ne yapacaktır? Eğitim verecektir, ders verecektir. Ve arkadaşlar 1092'de Alparslan Melikşah vefat ediyor ki zehirlenerek öldürüldü düşünülüyor arkadaşlar. Ve Melikşah'ın vefatıyla beraber dolayısıyla devlet ne dönemi gibi? Fetret dönemi. Ve 1092-1118'e kadar sürecek olan bir fetret dönemi. Yani kavga ve kargaşan olduğu dönemdir. İşte Berk Yaruk, Mehmet Tapar, Sultan Sencer ve Mahmut gibi hanedan mensupları arasında tat kavgası yaşanacaktır. Ha o arada arkadaşlar Berk Yaruk bir dönem yönetmeni geçirecektir. Ve orada arkadaşlar Haçlı seferleri de başlamıştır. Tam Selçukluların en karışık dönemine denk gelmiştir. Onun için Selçuklular, Büyük Selçuklular Haçlılara gereği gibi ne yapamayacaktır? Mücadele edemeyecektir. Edememesinin sebebi nedir? Yaşanan taht kavgaları fetret dönemidir değerli arkadaşlar. Bu mücadele Sultan Sencer kazanacaktır. Sultan Sencer ki son büyük sultan kabul edilir. 1118 ile 57 yılları arasında tahta bulunmuştur. Ve devlet yine derlenmiştir, toparlanmıştır. Son parlak dönem yaşatmıştır. Yalnız onun da döneminde bir tehlike ortaya çıkıyor. Nedir o tehlike? Moğol toplumu olan Karahitaylar. Ve Karahitaylar bölgeye taarruz edince Karahitaylar arkadaşlar meşhur 1141 Katvan Savaşı olacaktır. 1141 Katvan Savaşı'nda Selçuklar yeniliyor. İşte bu da Selçukların ne yapacaktır? Yıkılışını hazırlayacaktır. Ve bölge Karahitaylar'ın etkisi egemenliğe girecektir. Selçukların gücü zayıflayacaktır ve yıkılış sürecine girmiş olacak. Dolayısıyla 1141 Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Karahitaylar arasında olmuştur ve Selçukların yıkılışına zemin hazırlamıştır diyoruz. O arada arkadaşlar 1153 yılında Oğuz isyanı çıkıyor. Oğuzlar küstürüldüğü için, Oğuzlar devlet kademleri getirilmediği için ve Oğuzlar ağır vergileri gerçek gösterip isyan etmiştir. Ve isyanın bastırma giden Sultan Sencer Oğuzlara esir düşüyor. Ve Oğuzlar esaretteyken vefat ediyor. İşte Sultan Sencer'in vefatıyla beraber devlette ne olacak diye yıkılacaktır. Son sultan, Sultan Sencer. Dolayısıyla Selçukların yıkılışında Oğuz isyanı ve Katvan Savaşı etkili olacaktır. Evet, Selçuklar arkadaşlar yıkılacak dedik. Selçukların yıkılış nedenleri nelerdir? Selçukların tarih sırasında silinmesinin sebebi neydi arkadaşlar? Birincisi arkadaşlar, birçok Türk devletin yıkılışına etkili olduğu Türklerdeki veraset anlayışı. Ne demek veraset anlayışı? Yani devletin, ülkenin hanedan ortak malı sayılması. Dolayısıyla bunun sonucunda yaşanan taht kavgası. En önemli sebep budur gençler. İkinci bir sebep arkadaşlar, Şii ve Batinilerin zararlı çalışmaları. Bir önemli etken ise arkadaşlar, Atabeylerin
bağımsızlıklarını ilerletmesi. Kimdir Atabey? Atabey melikleri eğiten kişidir. Dolayısıyla Osmanlı'daki lalalar gibi. Atabeyler geniş yetki verilmiştir ve devlet zayıflayınca da Atabeyler bulundukları bölgede ne yapacaklar? Bağımsızlıklarını ilerleyecekler. Bakın birçok Atabeylik kurulacaktır. Selçukların yıkılmasına bağlı olarak geç arkadaşlar. Atabeylerin bağımsız hareket etmeleri. Yine bir başka önemli etken ise arkadaşlar Abbasi halifesinin, halifelerinin tekrar siyasi güçlerini arttırma peşinde olmaları. Yine bir başka önemli etken ise genç arkadaşlar, efendim Haçlı seferlerinin, savaşların etkisi. Yine arkadaşlar Katvan Savaşı ve bu savaştan sonraki olumsuz durum. Yine bir başka önemli sebep ise arkadaşlar Oğuzların Türkmenlerin devlette küstürülmesi. Çünkü devlet kademlerinde daha çok kimler görev alacaktı? İranlılar. Dolayısıyla Oğuzların devlet kademlerinden dışlanması, ağır vergi almış olması, isyan etmelerine sebep olacaktır. Ve Sultan Sencer Oğuz isyanı bastırmaya giderken Oğuzlar esir düşmüştür. Ve esarette ölürken ölmesiyle beraber Büyük Selçuklu Devleti de ne yapacaktır? Arkadaşlar tarihe karıştırılacaktır. Dolayısıyla Selçuklu Devleti yıkılış sebeplerine geçen baktığımızda bir diğer sebep de şu arkadaşlar. Devletin etnik yapısı, devletin çok geniş bir sınıra ulaşmış olması ve geniş bir bölgeyi hakimiyeti altına tutması ve bu kadar geniş bölge idare etmenin zorlukları, sıkıntıları, yıkılışın bir diğer sebebi de arkadaşlar bu olmuş olacaktır değerli arkadaşlar. İşte size Büyük Selçuklu. Peki Büyük Selçuklu Devleti yıkılacak. Büyük Selçuklu Devleti yıkılınca Büyük Selçuklu Hanedanı'na mensup birçok kişi bulundukları bölgelerde bağımsızlıkları ilerleyecektir. O halde Büyük Selçukluların yıkılışına bağlı olarak hangi Selçuklular kurulacaktır? Evet, bir, Türkiye Selçuklu Devleti. Evet, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti. Bir diğeri, tutuşun etkili olduğu arkadaşlar Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları ve Irak Selçukluları olarak hanedan mensuplarının kurduğu Selçuklu'nun kolları, Selçukluların devamı olan, ardılları olan devletler olacaktır. Peki Selçukluların yıkılmasına bağlı olarak gençler, kurulan Atabeylikler hangilerdir? Kurulan Atabeylikler arkadaşlar baktığımızda Zengiler önemli bir Atabeyliktir. Ki Haçlılarla mücadele etmiştir. Aynı zamanda Eyübiler başlatmışta Zengilere bağlıdır. Zengiler Musul Halep bölgesine hakimdir. Dolayısıyla Musul Atabeyli Zengiler. İmamuddin Zengi ve Nurettin Mahmud Zengi. Birinci Haçlı seferiyle Haçlıların eline geçen Urfa ve çevresini geri alması ikinci Haçlı seferine ne olacaktır? Sebep olmuş olacaktır arkadaşlar. Efendim bir diğer Atabeylimiz Bektekinliler. Yani Erbil Atabeyli. Bir başkası Börüler veya Tuhtekinler. Şam Atabeyli. Efendim bir başka Atabeylimiz İldenizoğulları. Azerbaycan'da kurulmuştur. Bir başka Atabeylimiz Salgurlar. Nerede kurulmuştur? İran'da. Fars. Atabeyli İran'da kurulacak arkadaşlar. Bir başka beylimiz arkadaşlar Dilmaçoğulları. Dilmaçoğulları arkadaşlar Bitlis çevresinde. Bitlis ve Erzen. Erzen neresi? Erzen arkadaşlar bugün Batman Kozluk bölgesindedir. Dolayısıyla bir diğer beylikler, Atabeylikler arkadaşlar kim olacaktır? Dilmaçoğulları olmuş olacaktır. Bir başka beylimiz arkadaşlar Ahlat Şahlar. Ahlat Şahlar geçecek. Ahlat merkezi kurulacak. Ve dolayısıyla arkadaşlar Sökmenler arkadaşlar Ahlat bölgesinde kurulacaktır. Ve efendim Van Gölü Havzası'na hakim olacak. İşte Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte arkadaşlar ortaya çıkan Atabeylik ve devletler bunlardan değerli arkadaşlar. Evet, bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.